Tabii simpozyumun konusu biraz Karabük ve çevresine özel bir konu. Karabük çevresinde günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayatı konu alan bir simpozyum. İnşallah enine boyuna 2 gün boyunca burada konuklar tarafından bu konu tartışılacaktır diye düşünüyorum. Karabük ve çevresi eski çağlardan bugüne Bizans'tan Osmanlı'ya birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Bu açıdan tarihi ve kültürel varlığı ile zengin bir mirasa sahiptir. Söz konusu kültürel birikim, bu coğrafyanın alimlerin yetiştiği, ilmi faaliyetlerin hız kazandığı, kıymetli eserlerin ortaya çıktığı bir yer haline gelmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu tarihi dokuyu da içine alacak şekilde Karabük ve çevresinde, özellikle Safranbolu'da ilmi hayata katkı sağlayacak değerli isimlerin hayatları ve çalışmalarını bilimsel olarak inceleyerek bu tür çalışmaları teşvik etmek üzere bu sempozyumu düzenlemiş bulunuyoruz. Köklülüğü koparacak her şey kötüdür bizim nezdimizde. Bu köklülüğü, soyluluğu ortaya çıkaracak, izhar edecek her türlü faaliyette anlamlıdır, değerlidir. Bizim öncelikle geçmiş kültüre, geçmiş muktesebata, geçmiş birikime bir defa muttali olmamız, onun güçlü taraflarını günümüze taşımamız en temel zorunluluğumuzdur, yükümlülüğümüzdür. Bir söz vardır, çok severim, çağımız filozoflarından birine aittir. Böyle iktibas etmekten de onur duyarım. Kullu emrin ma'sulin musallamun bih hatta yuthbata bit-delil fesaduhu. Geçmişten bize intikal eden her şey kabulümüzdür. Delile dayalı olarak yanlışlığı ispatlanana kadar. Dolayısıyla bu bize geçmiş muktesebata muttali olmak ve onu bugüne aktarmak yükümlülüğünü verir. Bizim geçmiş kültüre karşı böyle bir sorumluluğumuz var. Mevkifuna minetturafi el kadim. Geçmiş kültürümüzü tespit etme, ihya etme yükümlülüğümüz var. Ama geçmişte yaşamıyoruz. Bizim yaşadığımız bir gerçeklik var ve bir günümüz var. Bugün var. Bugünün ürettiği bir bilgi var. Geçmiş kültürle, geçmiş birikimle bugünü buluşturmak, o geçmiş birikimin bugüne söyleyeceği bir şey varsa onu söyletmek de bir başka yükümlülüğümüz. Diğer yükümlülüğümüz ise bizim mevkifuna minetturafi el hadis, çağdaş birikime katkı sunma gibi bir yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla işte bu sempozyum görebildiğim kadarıyla bu az önce ifade ettiğim hem geçmişe karşı sorumluluğumuzu hem de çağımıza karşı bu yükümlülüğümüzü yerine getirme çabasının bir ürünü. Sempozyumumuz farklı salonlarda 2 günde 25 oturum şeklinde toplam 87 özgün tebliğ sunulacaktır. Konu başlıklarımız Karabük ve çevresinde arkeoloji, Karabük ve çevresinin tarihi, arşiv belgelerinde ve şeriye sicillerinde Karabük, Karabük ve çevresinde dini ve ilmi hayat, Karabük'te vakıf kültürü, Karabük'te ekonomik durum, turizm, mimari ve basın şeklinde sınıflandırılmıştır. Tebliğlerimizin 7 tanesi yurt dışından olmak üzere 87 özgün tebliğ siz kıymetli dinleyicilerimize sunulmuş olacaktır.